Merhaba arkadaşlar. Teknodan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Xiaomi Amazfit Verge akıllı saat modelini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz yorumlarda da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar Amazfit modeli siyah ve beyaz renk olmak üzere ülkemizde satışta bulunmakta. Beyaz renk biraz daha farklı fiyatta karşımıza çıkıyor. Siyah renk daha ucuz, herhalde pek tercih edilmiyor olsa gerek. Evet, neler var saatimizde? GPS GLONASS özelliği var. Uydudan takip yapılabiliyor. Multisport tracking demiş. Yani koşma, yürüme şeklinde sportif faaliyetlerimizi takip edebiliyor. Mesajlaşma söz konusu olabiliyor saatimizde. Yani gelen mesajları görebiliyoruz. Kalp atışımızı yine ölçebiliyor bu saat. Müziklerimizi kontrol edebiliyoruz. Gerek saatin içerisine yükleyebiliyoruz, gerekse telefonumuzdaki müzikleri kontrol edebiliyoruz. AMOLED ekran var saatimizde. Bundan bahsetmiş. Toza ve suya karşı dayanıklılığı söz konusu ve uzun bir batarya yine bizi bekliyor diyebiliriz. Saatimizi bu şekilde bir açalım arkadaşlar. Evet. Büyük kutuda bakalım bizi neler bekliyor. Evet, şurada kırmızı bir düğmesi var. Buradan açılış gerçekleştirelim. Teknik özelliklere gelecek olursak 1,2 GHz Core işlemci var saatimizde. 4 GB hafıza var. 2 GB'ını kullanıyor. 2 GB bize bırakıyor. 512 GB RAM var saatimizde. Silikon bir saatimiz. 1,3 inç AMOLED ekran var. Saatte 390 mAh batarya kullanıyor. 5 güne kadar saatimizin bataryası kullanabiliyoruz. 11 günde bekleme süresi var. Şarj olma süresi de 2,5 saat içerisinde şarj olabiliyor full şeklinde. Bluetooth var saatimizde 4,2 kullanıyor ve Wi-Fi özelliğimiz var. IP68 sertifika var. Suya ve toza karşı dayanıklı demiştik. 10 metre derinliğe kadar da yine bu saatimizde geçerli söz konusu. Çağrıları cevaplayabiliyoruz bu saatte. Yani kolumuzdayken telefon uzağımızda olsa da belli bir mesafeye kadar tabii ki Bluetooth üzerinden çağrı yanıtlama söz konusu olabiliyor. Rehberdeki bir kişiyi gene arayabiliyoruz. SMS ve bildirimleri görebiliyoruz. Müzik dinleyebiliyoruz ve bu saatin içerisinde depolama yapabiliyoruz. Adım sayar var saatimizde gene arkadaşlar. Kat edilen mesafeyi görebiliyoruz. Yani 11 farklı spor takip moduyla karşımıza çıkıyor bu saat. Kalp ritmimizi ölçebiliyor. Onu da şöyle göstereyim size. Burada yer alan sensörler sayesinde kalp ritmini görebiliyoruz. Kalori hesaplayabiliyor. Titreşim var saatimizde. GPS ve GLONASS uydu takip sistemleri söz konusu. Değiştirilebilir. Saat arayüzleri var. Saatimizde gene buradan onu da göstereyim size. Böyle bastığımız zaman, yani basılı tuttuğumuz zaman diğer saat arayüzlerine de geçebiliyoruz. Şarjı görebiliyoruz. Yüzde işte ne kadar kaldığını. Alarm var yine saatimizin içerisinde ve hava durumunu yine bu saatte görebiliyoruz. Sıcaklığı ölçebiliyor saatimiz. iOS ve Android platformunda çalışabiliyor saatimiz. Ben size iOS üzerinden göstereceğim. Zap diye bir uygulama var. Bunu Google Play'den indirebiliyorsunuz. Kurulumunu yapıyorsunuz. Yani saatte bir QR kod şeklinde kod çıkıyor. Burada saate eşle dediğiniz zaman
Saat otomatik olaraktan eşliyor. Tabii bir de hesaba sahip olmanız gerekiyor. Hesabı açmanızı istiyor sizden. Bu şekilde modları var arkadaşlar. İşte koşu, yürüme, bisiklet, arama ayarı, uygulama ayarı. Yani saatimizin hangi kadranlarını seçebileceğimize yönelik. Ekran kilidini buradan açabiliyoruz. Saati bulabiliyoruz. Hani bu şekilde saati kaybettiğiniz diyelim. Titreşimle şu anda veriyor cevap. Bunu isterseniz normal şeyde dönebiliyorsunuz. Alarm ötecek şekilde. Keza telefonu da yine aynı şekilde bulabiliyorsunuz. Cihaz bul, saat arayüzü yine burada karşımıza çıkmaktadır. Burada yine spor modları, yani neler yapmak istiyorsanız onları görebiliyorsunuz. Saati sağ el ya da sol el olacak şekilde, yani sol kolumuzda olacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu saat üzerinde ayarlarda yine yer alıyor. Kısaca özetleyecek olursak burada işte rahatsız etme modu, uçuş modu, sessize almıştım az önce telefonumdan. Onu buradan iptal edebiliyorsunuz ya da aktif hale getirebiliyorsunuz. Parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Saati açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan da dilerseniz Wi-Fi ağınıza saati bağlayabiliyorsunuz ya da Bluetooth bağlantısı buradan yine kontrol edebiliyorsunuz. Dil olarak saat Türkiye'de satıldığı halde maalesef Türkçe yer almıyor. Bu da büyük bir dezavantaj. Hani Türkçe ben saati kullanırım derseniz burada maalesef böyle bir özellik yer almıyor diyebilirim. Burada saatin sesini ayarlayabiliyorsunuz. Alarm modu. Burada da melodiler neler olsun onları yine görüntüleyebiliyorsunuz. Alarmda ne çalsın, gelen çağrılarda hangisi olsun. Titreşim ve yine parlaklık ayarı. Buradan otomatik gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yani baktığınız zaman sportif kullanılabilecek bir saat. Fabrika ayarlarına dönebiliyorsunuz. Update edebiliyorsunuz saati. Yani hangi versiyonda olduğuna yönelik olarak. Evet, MX Fit Wear A1811 modeli saatimizin. Bu şekilde arkadaşlar. Kutuda tabii bir de şarjımız yer alıyor. Onu da sizinle paylaşayım. Evet. Burada yer alan pinlerle USB olarak yine karşımıza çıkıyor. Şarj edebiliyoruz ve şöyle kullanabiliyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere klipsli olduğu için ayırması bayağı bir güç. Epey bir güç. Fiş maalesef görünmüyor tabii ki. Bunu kendimiz telefonda kullandığımız USB şarjlarla yine şarj edebiliriz. Kullanma kılavuzu yine bakıyoruz. Maalesef Türkçe burada yer almıyor. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı
Unutmazsanız beni mutlu ederseniz. Bugünkü güncel incelediğimiz saat Amazfit Xiaomi'nin Verge modeli. Hepinize teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.